Merhaba, BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir ekonomi gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Yine ekonomide, gelişmelerde önemli bir gün yaşıyoruz. Ben Seda Akbay. Evet, bugün 10 Mayıs Salı gündemini sizlerle paylaşacağız. Kıymetli konuklarımızla ekonomist yazar Doktor İsmail Çapak önümüzdeki dakikalarda gündemi bizim için değerlendirecek. Bugün günlerden tarım ve milli tohum diyoruz. Çok önemli bir konuyu da bugün ayrıca ikinci bölümümüzde BBN Ekonomi'nin masaya yatıracağız. Soru ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Gıda, tarım gerçekten Türkiye'nin şu anda en stratejik konusu. Neler yapılmalı, nerelerde aksamalar var? Gıda fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Bunları konuşacağız. Çünkü bazı zamlar da maalesef bayram ertesinde kapımıza geldi, dayandı. Şimdi şöyle bir başlıklara bakmak istiyorum sayın seyirciler. Çünkü küresel piyasalarda da ciddi bir dalgalanma var. Biliyorsunuz bayram günlerinde bizim Ramazan bayramını yaşadığımız günlerde FED faiz artışı yaptı. 50 bas puanlık bu faiz artışı önce iyimser olarak algılandı. Fakat daha sonra sert satışlar görüldü. Küresel piyasalarda Amerika'sı, Avrupa'sı, Asya'sı aynı şekilde etkilendi. Şöyle gündeme bakacak olursak durgunluk endişesi var. Evet, piyasalarda bir resesyon, arkasından gelecek bir stagflasyon, bir durgunluk, daralma süreçleri dünya piyasalarını şu anda tedirgin ediyor. Fed başkanları da ayrı ayrı konuşmalara başladılar. Kimi 75 bas puanlık bir faiz artışını öngörüyor. Bir yandan da tabii ki işsizlik problemi de var Amerika'da, Amerika'nın önünde. Şimdi Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışıyor. Şu sıralarda da hem dolar TL'deki yükselişi izliyoruz. Borsanın da pozitif ayrışması ilginç geliyor. Şu anda %1'lik bir artış var Borsa İstanbul'da. 2490 puanın biraz altındayız. Altın fiyatlarında da enflasyon etkisini görüyoruz. Gram altın 912 lirada ama orada da sert düşüşleri görmüştük. Dolar TL 15-25 seviyesinde, yani 15 psikolojik seviyesini geçti. Şu anda 15-25'lerde. Bütün bunları BBN Ekonomi'de değerlendireceğiz. Bugünün gündemine geçecek olursak Mart'ta işsizlik oranı yükseldi. 153 bin kişilik bir artış var. 4 milyona dayandı işsiz sayısı. %11.5'e yükseldi. Gençlerde işsizlik oranı da arttı. %21.2 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 yeni konut paketi haberi geldi. Önemli bir haber bu. 3 ayrı paketten bahsedeceğiz. Altın ve dövizini bozdurana kredi faiz indirimi geliyor. Hangi düzenlemeler söz konusu olacak? Birazdan İsmail hocamızla konuşacağız. Konut piyasasındaki fiyat artışları bu düzenlemelerle birlikte düşer mi? Bakacağız. Evet, süt ve süt ürünlerine zam kapıda. Biliyorsunuz daha önce çiğ süt fiyatlarına %30 civarında bir zam gelmişti. Bu tabii ki peyniri, tereyağını etkiliyor. Yavaş yavaş marketlerde bir zam hazırlığı olduğu haberleri geliyor. Biraz havamız değişsin diyoruz. Sanat ekonomisi ve Marilyn Monroe ekranlarınızda. Bir açık artırma yapıldı sayın seyirciler. Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi rekor fiyata alıcı buldu. Monroe portresi 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu. Türk lirasına vurduğumuzda 3 milyar liradan bahsediyoruz. Gerçekten çok çarpıcı bir detay olarak dikkatimizi çekiyor. Evet, konuğumuz, stüdyo konuğumuz Doktor İsmail Çapak, ekonomist, yazar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bir yanda görüyorsunuz New York'ta açık artırmalar, müzayedeler, 3 milyar liralık bir sanat ekonomisi. Bir yanda enflasyon problemiyle baş eden toplumlar, evet. Bunlar içerisinde Türkiye'de var. En önemli sorunumuz enflasyon mu hocam şu anda? Tabii. Yani şu anda ülkenin en önemli konusu ekonomi ve göç, göçmenler. Ama ekonominin içinde de enflasyon. Son olarak açıklanan enflasyon verilerinde %70'e ulaştı. Bu tabii son 20 yılın en büyük rakamları. Peki iktidar... İç kaynaklı mı dış kaynaklı mı? Bu da çok tartışılan tabii, bir konu hocam. Tabii şöyle... İç kaynaktan da oluşuyor ama esas küresel emtia fiyatları, enerji fiyatları enflasyonu çok etkiledi. Tabii dolar kurundaki yükselmeler de enflasyonu etkiledi ama burada en önemli olan enflasyonla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyor iktidara, ona bakmak lazım. Yani bence enflasyon konusunda
pek çalışma olmuyor. Çünkü ortodoks politikalara dönmek gerekiyor. Şimdi yılbaşına dönelim. Tabii. Yılbaşından sonra ne demişti iktidar? İhracat, üretim, istihdam ve cari fazla. Peki geldiğimiz noktada durumumuz ne? Maalesef ihracat iyi. Gayet güzel gidiyor. 225 milyar... Maalesef niye dediniz? Yani pardon, 225 milyar dolara yaklaştı ama... Peki ihracat tarafı ihracat hedefler tarafı gidiyor diyorsunuz. Maalesef sadece şeyle ilgili, cari açıkla ilgili. Cari açık son Nisan ayında 6 milyar dolar, son 4 aylıkta yaklaşık 32 milyar dolara ulaştı. Dolayısıyla... Yani ithalat da artıyor diyorsunuz. Tabii ithalat yani da artıyor kadar. Ama cari açık veriyoruz. Dolayısıyla iktidarın açıkladığı bu cari fazla olmadı. Dolayısıyla gerçekten tüm bakanlıklar, tüm iktidar olarak enflasyonla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Konut konusunda az önce de söylediniz. Konut fiyatları arttı, kiralar arttı. Tüketicilerin, Türkiye'de yaşayan 83 milyonun barınma sorunu ortaya çıktı. Bu önümüzdeki günlerde sosyal, politika olarak sıkıntılar yaratacak. Onun için enflasyonu mutlaka dizginlememiz lazım ama Amerika bile son 20 yıldır enflasyonu çok yükseldi. Şu an son önümüzdeki günlerde açıklanacak herhalde. Yarın mı açıklanacak bilmiyorum. Bu hafta açıklanması lazım. Bu hafta açıklanacak. %7,5 ulaştı. Son 20 yılın en büyük enflasyonu. Ama bir de toplumun algısını iktidarın değiştirmesi lazım. Yani toplumda mallar hep artacak algısı var. Önce bu algıyı düzeltmemiz lazım, güven vermemiz lazım. Arkasından da maliye politikalarıyla ve para politikalarıyla enflasyon konusunda çalışma yapmamız lazım. Hocam konuta gelelim çünkü konutla ilgili önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ondan önce enflasyonla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki ekonomide enflasyonda gerçeklikten uzak bazı fiyatlarla karşı karşıyayız. Bugün Adalet Bakanı da hem stokçulukla hem fahiş fiyatla ilgili önemli cezalar yani tutukluluk sürelerinin de artırılacağına varan denetlemeler önemli artması denetlemeler lazım. Artıyor. Zabıta doğru. Dolaşıyor. Doğru. Bunlar enflasyonla mücadelede etkili olur mu? Yani gerçekten denetlemeler yapılırsa, cezalar artarsa etkili olur ama önemli olan dediğim gibi 83 milyonun enflasyon konusunda algısını kırmak lazım. Şu yani an bir güven problemi artma, tabii. Hep artmaz söz konusu olduğu için talep oluyor ve enflasyon da artıyor. Yani şunu 83 milyon anlaması lazım. Ya önümüzdeki günlerde fiyatlar artmayacak. Bu algıyı verdikten sonra faiz de dahil para politikaları ve maliye politikalarıyla bu işi düzenlememiz lazım. Peki hocam konut kredi kolaylığı geldi faizlerle ilgili. 3 paket olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Hem Hazine Bakanlığı hem Çevre Bakanlığı bu konuda çalışmalar yaptı. Birinci pakette hocam ilk kez ev sahibi olacaklar için 2 milyon liraya kadar olan konutlarda 10 yıl kadar vadeli aylık %0,99 yani %1'in altında faizli konut kredisi sağlanacak. İkinci paket yine vatandaşlara dönük. Bu da çok önemli hocam. Döviz ve altınını Merkez Bankası'na satacak. Yani bozduracak. 1 Nisan'dan önce döviz evet. hesabınız varsa bunları bozdurmanız halinde hem döviz tevdiat hesabınızı hem altın hesabınızı bozdurduğunuz takdirde 2 milyon lira değerine kadar konutlar için yine 10 yıl vadeli bu kez faiz biraz daha düşüyor. %0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Hocam eleştiren de var bu kararı. Ama dar gelirliye de bir can suyu olacak diyenler var. Nasıl buluyorsunuz şimdi paketleri? Tabii bu 3 maddeye geçmeden önce şu anda 83 milyonun bireyselliğin durumunu incelemek lazım. 1,5 milyon trilyon borçlu kredi kartı bireysel ve diğer kredilerle nasıl ilgili. Nasıl evası mı diyorsunuz? Yani geliri düşük zaten barınma ve gıdaya harcadığı parayı eskiden hatırlarsınız 4-5 sene önce bir ev alacakları zaman kendi bileziklerini, altınlarını kullanırlar. Çevreden de borç alırlar.
O şekilde onu peşinat şu yapar. Şu an hocam kimse alanlarda. Kimseye galiba. Ama rakamlar yükseldi. Bahsettiğim zaman daireler 250 bin liraydı. Doğru. Maksimum 500 bin liraydı. Yani bunun biraz toplumun durumuna bakarak pek uygun olacağını tahmin etmiyorum. Yani çok zor. Karşılık rakamlar yükseldi. Zor mu olur diyorsunuz? Ve çok kiralar ciddi faiz yükseldi. İmkanı var. Var ama neticede ödeme gücü önemli. Daha önce de söylemiştim. Toplumda artık kredi kartıyla kredi kartını kapatan bir topluma dönüştük. Dolayısıyla toplum zaten borçlu. Rakamlar yüksek. Ne kadar etkili olur önümüzdeki günlerde göreceğiz ama yani topluma baktığımızda gerçekten alım gücü çok düştü, gelirleri düştü. Bu ne kadar yürürlükte olur bilemiyorum. Hocam şöyle eleştiriler de var konut projelerinden. Bu arada 3. pakette KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerine yönelik orada inşaatını tamamlayamayanlar hedefleniyor. 20 milyar liralık da bir kaynak ayrıldı bu projelerin tamamlanması için. Şimdi bir yandan da deniyor ki bu destek paketi bir işe yaramaz. Sizin dediğiniz gibi borçluluk oranları çok yüksek. Bir yandan da neden hep müteahhitlik şirketlerine dönük destekler, hep inşaat sektörüne dönük destekler? Bu eleştirileri nasıl bir cevap yani verebiliriz? Yani şimdi inşaat sektörünün ayakta kalması lazım. Neden? Çünkü ana sektörleri de bütün her şeyi etkiliyor. Hı. Ve önümüzdeki günlerde de barınma sorunu çok ön plana çıkacağı için TOKİ kanalıyla veya arsa yaratarak konutu artırmamız lazım. Dolayısıyla mevcut durumda bu kiralarla, bu rakamlarla yürümemiz mümkün değil. Hocam kiralar dediğiniz gibi 2-3 bin liralara bir apartmanın bir dairesinde oturan bir kişi, yeni taşınan biri 15-20 bin liraya oturuyor. Yani gerçekten bir dengesizlik var. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Özellikle konut piyasasında 500 bin liralık evler şu anda 2 milyona dayanmış durumda. Yani önümüzdeki günlerde zaten başladı. Ev sahibi ve kiracılarla ilgili çok büyük icra dosyaları, sıkıntı, mahkeme dosyaları oluşmaya başladı. Televizyonlarda da izliyoruz, kavgalar oluşuyor. Dolayısıyla yani hükümetin acilen konut üretimini artırması lazım. Bu kiralar başka türlü düşmez. Tabii bu destek yabancıların olur mu hocam? 20 milyar liralık kaynak konut piyasasında fiyatların destek düşmesine olur, yardımcı olur. Çünkü yarı kalmış inşaatların tamamlanması çok önemli. Ve ondan sonra da diğer işlere de bakmaları gerekir. Yani sadece onunla olmuyor. Tüketicilerin de kredi konusunda da biraz daha değişik formüller bulmaları lazım. Bu arada tamamen gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum size farklı bir bilgi var mı elinizde, kamu bankaları aracılığıyla tamamen bu projeler, bu paketler yapılacak. Tabii fedakarlık yapması gerekir. Şimdi bir özel banka %18 ile %20 ile kredi ödeme yaparsa, yani mevduat sahibine faiz öderse %0.9 veya yıllık 12 ile nasıl karşılayacak? Bu tamamen bizim resmi bankalarımız, kamu bankalarımız üstünden yürüyor. Ekonomiyi düzeltme bakımından da hep bunlar kullanılıyor zaten. KOBİ'lere krediler konusunda da hep bunlar kullanılıyor. Hocam bir yandan da sürekli suistimallerin önüne geçilmeye çalışılıyor zannediyorum. Gayrimenkulde de konutta da bir stok olmaması için ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik bu birinci paket. Maalesef konut piyasasında da bir stokçuluk mu var acaba? Vallahi stokçuluğun ötesinde belki de kendi üstüne değil de başkasının üstünedir. Kendi üstüne de alabilir ama programın başında dediğim gibi rakamlar çok yükseldi. Evet. Gelir düzeyi artmadı. Yani ne şekilde olur bilemiyorum. Yani pek üçüncü madde hariç diğerleri pek bir faydalı vatandaşlara dönük olacağını tahmin etmiyorum yani etkisinin, ama yani dövizini maddeyi ve altınını şöyle diyeyim, döviz ve altınını bozduranlar için en az %50'sini buradan ödemesi gerekiyor vatandaşların. Yine 2 milyon lira değerine kadar olan konutlarda geçerli. İşte güçleri yeterse faydalı olur ama bu biraz herhalde dövizi ve altını hala yastık altında tutanlara yani liralaşma stratejisi gereği. Tabii o kura da, kuru baskıyı da şey yapar, engeller. Şimdi onun haricinde bir konuyu daha gündeme getirmemiz lazım. Kur korumalı mevduat geldiği nokta bu. Hocam onu ben çok iyi hatırlattınız. Son rakamı
800 milyar dolar olarak. Öyle mi? 22 Nisan 782 milyar olarak biliyorum. 782 milyar dolardı. Şimdi son rakam hocam 53 milyar dolar, yani 800 milyar TL olarak açıklandı. Bir iyi haber de kur korumalı mevduat yenileme zamanı geldiğinde Bankacılar Birliği'nin açıklamasına göre %90'ı yenilenmiş. Yani kurun üzerinde bir baskı olmayacağını görüyoruz. Ama yani kurda hocam şu anda 15-24 seviyesindeyiz işte dolar TL'de. Son olaylar, ama Rusya biraz iyimser konuştu 9 Mayıs törenlerinde. Öyle mi? Biraz şahin bulanlar İyimser da var. Ama önümüzün ne olacağı belli değil. Benim öngörüm, Rusya Donetsk bölgesini, Mariupol ve Odessa'yı işgal edip o şekilde anlaşacak gibi görünüyor. Belki aylarca da sürebilir diye düşünüyorum bu savaş. Şimdi hocam tabii ki savaşın etkisi var. Yani gıda fiyatlarına çok ciddi etkisi var. Bizde enflasyonu da gerçekten etkiliyor bu savaş ortamı. Çünkü tabii ki bir yandan Amerika'da yaşananlar, Fed'in faiz artışı maliyetleri artırıyor. Ve çiftçinin, üreticinin maliyeti arttıkça bunların hepsini belki bir oranda yansıtabiliyor, ama bu önümüzdeki dönemde de sizin dediğiniz gibi enflasyonun düşüşüne dair de bir umut vermiyor açıkçası. Tamamen şimdi belirsizlik burada, var. Hiçbir umudumuz evet, yok. Evet, biz insanlar olarak iyimser insanlarız. Ne siz IMF, öylesiniz, ben de öyleyim. Ne ama, diğer FED, evet. Hiçbirinin umudu yok enflasyon konusunda. Bir yandan da bakıyoruz Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefine. Şimdi Şahap Kavcıoğlu, Sayın Kavcıoğlu dedi ki vatandaşımız bize güvensin. Biz yapıyoruz elimizden geleni, ama vatandaşlar olarak biz de şunu düşünüyoruz. Bütün dünyada enflasyonla mücadelede bir faiz artışı süreci varken hiçbirimiz faizi savunan insanlar değiliz bu arada. Elbette. Neden Türkiye'de Merkez Bankası herhangi bir aksiyon almıyor? Şu anda enflasyonla mücadeledeki yol haritası ne sizce? Cumhurbaşkanımızın nasıl olarak söylediği faiz artırımı tabii Kur'an-ı Kerim kitabımızda ayetlerle mahsurları belirtilmiş faizin. Ama ortodoks politikalarında bütün ülkeler, hepsi Asya ülkeleri de faiz artırırken bizim sabit tutmamız, heterodoks politikası uygulamamız uygun değil. Bu bir mücadele mi acaba hocam? Mücadele, ama bu mücadelenin ne şekilde olacak? Yani siz bizi petrolünüz, doğalgazınız olur, paranız olur. Sıfır faizle ilgili, NAS'la ilgili önlemler alabilirsiniz. Ama şu anda ülke 83 milyon özel sektör dahil 4,5 trilyon borçlu. Ülkemizde döviz rezervleri sıkıntılı. Nasıl olacak yani? Bunu nasıl yapacağız? Ancak Karadeniz doğalgazı çıkar, kasamızda, rezervlerimizde milyar dolarlar olur. O zaman sıfır faizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla kur korumalı mevduat da önümüzdeki günlerde sıkıntılı olabilir düşüncesiyle Maliye Bakanı Nebati açıkladı. Enflasyona endeksli tahvil çıkaracağız. Evet, yatırım çalışmalar bitti. Gelir. Açıklayacaklar. Ama tabii şimdi bizde toplumda heveslenmesin. Enflasyon %70 karşılığı, yani tahvil karşılığı %70 garanti edilecek diye enflasyon korumalı olmaz. Ancak önümüzdeki yıllarda 30-40 gibi bir tahmin yapıp ona göre olur diye düşünüyorum, ama çalışmaları göreceğiz önümüzdeki günlerde. Peki hocam, dolar TL'yi size ben tekrar sormak istiyorum. Çünkü bugün Fed başkanlarından da farklı açıklamalar geliyor. Yani faiz artış süreci devam edecek anladığımız kadarıyla Amerika tarafında, Amerikan Merkez Bankası'nda. Dolar endeksi yükseliyor. Dünyada da yine tabii ciddi anlamda yükseliyor. Bize etkileri ne olur? Yani 15 psikolojik sınır aşıldı. Şu an 15-25-15-24'lerde. Euro TL'de 16'ya çıktı. Şimdi herkes diyor ki bu düşüş devam, bu yükseliş devam edecek mi? Şimdi tabii Amerika'nın, FED'in faiz artışları dediğiniz gibi %50 değil, %75 belki önümüzdeki dönemde olacak 75 artışları. 75 puan. Evet, 75 puan. Dolayısıyla bu artışlar sürdüğü sürece bilançoları... Dolar değer mi kazanır? Faiz artınca dolar ne olur hocam? Tabii dolar değer kazanır. Ayrıyeten bilançoları kısarlarsa, piyasadan para çekerlerse dolar uluslararası piyasalarda artar. Biz de bundan
ister istemez etkileniriz. İşte şu anda 14.70'lerden 15.25'lere geldik. Dolayısıyla bizim şu anda enflasyonla ilgili en önemli silahımız faiz, ama biz o silahı kullanmıyoruz. Yani nasıl tamam ön plana tutuyoruz, ama şu anda iş adamları arkadaşlarımla konuşuyorum. %30'la kredi alabiliyorlar. Yani politika faizimiz 14. Mevduat %18. Tabii %25 %30 arası. Ve son yıllarda da bankaların gelirleri sürekli arttı. Böyle bir krizi olmasına rağmen. Yükseldi. Galiba en çok kazananlar. Şu an Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Gayrimenkul hisseleri uçmuş durumda. En son öyleydi biz yayına girerken. Bankalarda hareketli. Aynen. Bu sağlıklı mı? Yani şimdi tabii ekonominin bir bütününe baktığımızda sağlıklı olmuyor tabii. Yani çiftçi dediğiniz gibi orada sanayici sıkıntı içindeyken. Desteklemek lazım. Mesela bu 3 paket açıklandı diyelim konutla ilgili. Tarımla ilgili bir şeyler açıklandı ama çok daha böyle geleneksel değil. Olağanüstü bir destek verilmesi lazım çiftçilere. Yani onların borçları ne durumda? Hacizli diyoruz. İşte hacizlerin durdurulması için çalışmalar var. Yani onları mutlaka ayakta tutmamız lazım. Çünkü biz tarım konusunda çok önemli yani. Biz sürekli elimizden geldiğince söylemeye çalışıyoruz. Tekrar tırnak içerisinde alabiliriz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. İsmail Hocam diyor ki tarıma olağanüstü destek verilmesi gerekiyor. Evet, sıra dışı yani artık İstiklal Savaşı gibi bir güçle buna eğilmemiz lazım. Fiyatlardan dolayı mı hocam? Neden bunu şimdi özellikle fiyatlardan dolayı yapıyorsun? Ama yani biliyorsunuz pandemi döneminde bunları yaşadık biz. Kesinlikle marketler bomboş oldu, diğer ülkelerin şeyleri, rafları. Biz bunu kontrol edebildik. Dolayısıyla tarım çok önemli. İkinci de enerji. Tarım ve enerji. Enerjiyi nasıl öngörüyorsunuz hocam? Önümüzdeki dönemde bir iki gündür %7 civarında düşüş var petrol fiyatlarında. Şimdi bakıyorum Brent petrol $105. Bir düşüş var yine de. Öngörülebilir mi bilmiyorum ama. Vallahi şimdi önümüzdeki günlerde öyle bir belirsizlik var ki petrol konusunda. $135 da düşebilir ama ben düşme beklemiyorum. Ancak bu savaşın durumuna göre belirlenecek diye düşünüyorum petrolü. Peki ne önerirsiniz hocam şu anda? Enerji konusunda mı? Genel olarak son bir dakikada, yani izleyicilerimize önümüzdeki dönem ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Harcayalım mı, tutalım mı? Herkes böyle bir fiyatlar daha da artarsa şimdiden alalım mı? İşte o algıyı kırması lazım. İktidarın 83 milyon tüketicinin alım gücü olarak fiyatların artmayacağı konusunda bir güven vermesi lazım. Hocam son olarak işsizlik kırılgan noktamız mı? Bugün %11.5'e yükseldi. Gençlerde de %21 oldu işsizlik. Tabii işsizlik de çok önemli ama sanırım önümüzdeki günlerde de istihdam konusunda bayağı bir paketler açıklanıp bunları üst düzeye çıkaracaklarını tahmin ediyorum. İşsizlik çok önemli. Neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Bu çok önemli bir veri. Yani bunu mutlaka istihdamında çözülmesi lazım. Ben son olarak bütün 19 Mayıs'ta geliyor. Tüketicilere, topluma harcamalarınızı ona göre ayarlayın. Gelirinizin üstünde harcama yapmayın. Bu bir şey alacağınız zaman ihtiyaç mı, istek mi, ona göre hareket edin. Ve lütfen kredi kartlarınızın limitlerini sonuna kadar kullanmayın. Mümkün olduğu kadar gelirinizi kadar tüketim yapmaya çalışın. Önümüzdeki günler çok belirsiz, bir riskli bir pozisyondayız. Borçlara dikkat diyorsunuz. Evet. Doktor İsmail Çapak hocam çok teşekkür ederim. Ben de değerli teşekkür görüşleriniz ederim. İçin. Birazdan tarım diyoruz. Evet, değerli bir tarım strateji uzmanı, bir çiftçi Şükrü Göksoy'la beraber olacağız.